En kenarlı bir düzgün çokgenimiz var. Bu ne anlama geliyor? Üçgense burası 3. Üç. Sonrasında içeriye de buradaki sayıyı yazıyoruz. Yani burada 5. dereceden 32 çarpı 3. dereceden 27. Bu 2 üzeri 5'tir. 2 diye çıkar. Bu 3 üç üzeri 3'tür. 3 üç diye çıkar. Cevabımız 6'dır. Şıklara bakarsanız rakam olarak sormamış. Şekil olarak sormuş. E şıkkına baktığımız zaman küp kök 2 üzeri 16 küp kök 6 üzeri 3'ten 6 yapar ve bizim aradığımız cevap da zaten 6 idi. Demek ki cevabımız E şıkkı. Bir tane para kasamız var. 3 tane tuşa basabiliyoruz arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru basıyoruz. Ve çarpımları bir doğal sayı yapıyor. Kasanın şifresi hangisidir? A şıkkına bakalım. 2 çarpı 3 çarpı 8'den kök 48. Bu dışarıya çıkmaz. B şıkkına bakıyorum. 2 kere 6 12 kök 96 çıkmaz. C şıkkına bakıyoruz. Kök 2 çarpı 5 10 10 kere 10 100'dür. Yani kök 100'den cevabımız buradan doğal sayı olduğu için C şıkkıdır. Burada 0 tam 10'da 5 metre 0 tam 10'da 5 olacak şekilde R T S A gibi değerlerimiz ifadelerimiz var görüyorsunuz. A harfinin yüksekliği yerden kaç metre yüksekte olabilir? Yani burası da A burası da A buralarda A yani şurası 1 metre, burası 0,5 metre demek ki a sayısı 1,5 metre ile 1 arasında. Burada 1,5 dediğimiz 3 bölü 2'dir. Bunlar köklü ifade olarak ifade edersek karesi 1 olduğu için kök 1 ile kök 9 bölü 4 arasında bir değerimiz olacak. 2 sayısı arkadaşlar 8 bölü 4 demektir. 9 bölü 4 ile 1 arasında 4 bölü 4 arasında bir değerdir. A harfinin yerden yüksekliği kök 2 birim olabilir. Coğrafya öğretmeni Murat bilgisayarda açtığı dikdörtgen şeklindeki pencerenin sekmesine tıkladığı zaman kısa kenar ve uzun kenar bir anda kök 2 katına çıkıyor. Yani şu şekilde x ve y ise alanımız x y idi. Birazdan bu y kök 2 olacak. Kısa kenarımız da x kök 2 olacak. Şimdi alanı tekrar bulmak isterseniz x kök 2 çarpı y kök 2. Yani x, y çarpı kök 4, x, y çarpı 2. Alanımız bakın x, y değil de artık x, y çarpı 2. Buradaki oranımız da 2'dir. Herhangi bir kareköklü ifadenin yaklaşık değeri nasıl bulunur? Bize burada bunu ifade ediyor. Kareköklü ifadenin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu buluyoruz. Mesela burada bize karekök 70'i sorduğu zaman bu karekök 64 ve karekök 81 yani 8 ile 9 arasında olduğunu tespit ediyoruz. Birinci adım tamamdır. Bulunan doğal sayıların kareleri karekök içerisinde yazılır. Yani 8'i kök 64, 9'u da kök 81 gibi yazın diyor. Sonrasında karekökün içinde yazan sayıdan küçük doğal sayının karesi çıkarılıp paya yazılıyor. Yani 70'ten 64'ü çıkarıyoruz, paya yazıyoruz. 81'den 64'ü çıkarıyoruz. Bunu da paydaya yazıyoruz. Sonra 8'in üzerine ekliyoruz. Yani 8 artı 6 bölü 17 yaklaşık değerleri yazılıyor. Toplam bu şekilde bulunuyor. Buna göre biz karekök 55'i bulalım. Şimdi karekök 49 olsaydı bu ifade neydi? Kök 49 ile kök 64 arasında yani 7 ile 8 arasında bir sayı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Daha sonrasında bu 7'nin üzerine arkadaşlar 55'ten 49'u çıkarıyoruz. 55 eksi 49 bölü 64 eksi 49 şeklinde yazıyoruz. Sonrasında 7 artı yukarısına geliyor. 6 aşağısı da buradan arkadaşlar 15 gelecektir. 6 bölü 15'i sadeleştirirseniz 2 bölü 5. 7 artı 2 bölü 5. Burada 5'i de 2 ile genişletirsek 4 bölü 10'dur. 7 artı 4 bölü 10 yani 7,4 bizim için kök 55 sayısının Tam bir sonuç değildir, yaklaşık bir değeridir şeklinde söyleyebiliriz. En bir doğal sayı olmak üzere üçgen olduğu zaman, enin karekökünden küçük olan en büyük doğal sayı; daire olduğu zaman, enin karekökünden büyük en küçük doğal sayı olarak tanımlanmıştır. Bu şekilde örnekler verilmiş. Buna göre, bu ifade iç içe geçmiş, bunun sonucu 3 olduğuna göre, x en çok hangi değeri alabilir? Biz buradaki üçgen içindeki x'in sonucunu a diyelim. Sonrasında burada dairenin içerisinde bir a değerimiz var ve sonucu 3'tür. Burada daireye bakarsanız içerideki ifadenin karekökünden büyük olan bir 3 değerimiz var. Yani 3 sayısı içerideki kök a'dan büyüktür. 3 ve kök 9 olduğu için kök 9 kök a'dan büyüktür. 9 a'dan büyüktür. Yani a sayısı en fazla 8 gibi doğal bir sayıya eşit olabilir. Şimdi tekrar başa dönelim. Buradaki Üçgen x eşittir a dediğimiz ifade 8. Üçgene bakarsanız n'in kare kökünden küçük en büyük doğal sayı olacak şekilde ifade edilmiş. İçerideki ifade n değil x. x'in kare kökünden kök x'ten küçük bir değerimiz var elimizde. E, olabileceği en büyük değer 8'dir arkadaşlar. Demek ki kök x sayısı 8,1 gibi 8,9 gibi 9 gibi bir değerdir. Bu sayı 8 ile 9 arasındadır. 9'a eşit olabilir. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman kök 64, kök x, kök 81 olacak şekilde söylersek x sayısı küçüktür 81 olacak şekilde ifade edilebilir. x'in alabileceği en büyük değer 81'dir. Şimdi x sayısına 82 verirseniz kök 82 sayısı 9,1 gibi yaklaşık bir değerdir. Bundan küçük olan yazabileceğimiz en büyük doğal sayı 9'dur. Yani 8 olmamış olur. 81'den büyük bir değeri buraya yazamayız. Özdeş bardaklarımız var. Bunları iç içe geçiriyoruz. Kuleler yapıyoruz. Burada bir tanesi mesela x birim yükseklikte olsun. Diğeri de x birim yükseklikte. İç içe bir iki tane bakın burada bardakların uçlarını görüyoruz. Yani burada x ve 2y gibi iki ifademizin toplamı kök 98. Sonrasında yine buraya x dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane içeride bardak var. x artı 6y eşittir. Kök 242. Bunları da düzgün yazarsak biraz daha. Kök 98 sayısı 2 çarpı 49 olduğu için burası 7 kök 2'dir. Kök 242 de bu 2'den kopya çekersek 121 çarpı 2. 121 11 olarak çıkar. 11 kök 2. Bunları yazalım. 11 kök 2 ve 7 kök 2. Bu iki ifadeyi alt alta birbirinden çıkarırsak x'ler gider. 6 y'den 2'ye çıktı. 4 y kalır. Bunları da birbirinden çıkarırsanız 4 kök 2'dir. Yani buradan y değerimizi kök 2 buluruz. Y'miz kök 2. Herhangi birinde yerine yazalım. X artı 2 y'miz 7 kök 2 olacak şekilde verilmişti. Y yerine kök 2 yazarsanız Buradan x değerimiz 7 kök 2 eksi 2 kök 2'den 5 kök 2'dir. Soru da bize şekil 2'deki 10 bardaklık kulenin yerden yüksekliğini sormuş. Burada bir tane tabanımızda x var. 10 dediği için buraya da 9 tane küçük parçaları koyuyorum. x artı 9 y'yi arıyorum. Yani 5 kök 2 artı 9 çarpı y. y değerimizde kök 2 idi. Buradan düzenlersek aradığımız yükseklik 14 kök 2 santimetredir. Standart kağıtlar uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun kök 2 katına eşit olacak şekilde A0, A1, A2 şeklinde üretiliyor. Bir örnek vermiş A5 kağıdının uzun kenarı 1 birim alındığında A4 kağıdının uzun kenarı kök 2 birim. Öncelikle A5'in bir kenarı 1 ise uzun kenarı kök 2 olacak şekilde burada ifade edilmiş. Aşağıda da bunların kenarları kök 2 ile çarpasın demiş. Yani A5 olduğunda ebatlarımız 1'e kök 2 iken sonrasında A4 olduğu zaman bunları kök 2'ye kök 4 yani 2 olacak şekilde kök 2'ye 2 birim olacak şekilde ifade ediyor. Sonrasında A3 olduğunda bu kök 2'yi kök 2 ile çarp 2'yi kök 2 ile çarp şeklinde kısa kenar ve uzun kenarları buluyoruz. Sonrasında A2'de 2'yi kök 2 ile ve bunu kök 2 ile çarpıyorum. Ve A1'imiz 2 kök 2'ye kök 2 ile çarptım. 4'ü kök 2 ile çarptım. Son olarak A0'mız da buradan 4 kök 2'ye 8 birim olacak şekilde. Burası 4 kök 2. Şu uzun kısmı da 8 cm. Emel masasını A0 ebatlarındaki bir kağıtla ölçtüğü zaman... ...2 uzun kenar uzunluğunda olduğunu söylüyor. Yani... 8 çarpı 2'den emelin masasının bir kenarı 16 birim olacak şekilde söylenmiştir. Emel A0 ile ölçtüğü uzunluğu yani bu 16 birimlik uzunluğu A5 hebatında kağıtların uzun kenarı ile ölçerse bakın A5'in uzun kenarı burada kök 2. 16'yı kök 2'ye bölerse kaç defa da ölçebilir? Bunu bulmaya çalışacağız. Burada kağıtlarla ölçmeye çalıştı. Son kağıdın bir kısmı dışarıda kaldı. Buradaki son kağıt kaçıncı kağıttır? Buna bakıyoruz. Kök 2 sayısının yaklaşık değeri arkadaşlar 1,4'tür. Yani 16 bölü 1,4. Bu şekilde bölemeyiz. 16 bölü 1,4'ü bu şekilde bölebiliriz. 0 ekleyelim 160. Virgülü sağa kaydıralım. Burası da 14 gibi bir sayı olacak. 160 da 14 değil. 16 da 14 bir kez var çıkarıyoruz. 20. 20'de 14 bir defa var. 14 çıkarıyoruz. 6. 6'da 14 yok. 60 diyorum. Virgül koyuyorum. 60'da 14 arkadaşlar 4 defa var. Yaklaşık 11,4. Yani biz kağıdımızla 11 defa sayma yapıyoruz yan yana ölçerken. Burada bakın 11,4 dediği için sondaki 12. kağıdın bir kısmı yarıdan fazlası dışarıda kalacaktır. Cevabımız E şıkkı. 2x eşittir 3y olduğuna göre x bölü y oranı kaçtır? Burada kolay olan şudur. x'i 3, y'yi 2 olacak şekilde değer veririz. Cevabı buluruz. Bu şekilde anlamıyorsak şu şekilde yapabiliriz. İçler dışlar çarpımından 2x eşittir 3y ise 2'yi buraya 3'ü de buraya yazmam gerekir. x bölü y oranımız yine bu şekilde de 3 bölü 2 gelir Cevabımız D şıkkı. X bölü Y 3 bölü 5'tir. Burada başka bir sınırlama yoktur arkadaşlar. Demek ki X gördüğümüz yere 3, Y gördüğümüz yere de 5 yazabiliriz. Düzenlersek önce çarpma yapılır. 7 bölü 8'dir. Cevabımız da burada E şıkkı. A bölü 2, B bölü 3 eşittir 5. Burada B bölü 3 5 ise içler dışlar yapıyorum. 3 kere 5'ten B'miz 15. A bölü 2 de yine aynı şekilde 5'tir. A eşittir 5 kere 2'den 10 olacaktır. Bize bunların toplamı sorulduğuna göre 10 artı 15'ten cevabımız 25'tir. A bölü B eşittir. C bölü D eşittir. K olmak üzere A bölü B çarpı C bölü D eşittir. K karedir. Bunu ezberlememize gerek yok. Buradan bakın A bölü B'miz K'dır. C bölü D'miz de K'dır. Çarpımı K karedir. A bölü B, C bölü D ve E bölü F 3 eşitse bunları şu şekilde parçalayabiliriz. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten cevabımız buradan 27'dir. A bölü B, C bölü D'ye eşit. Bu da 1 bölü 2 orantı sabitine eşittir. Burada bir kuralımız var. 3B artı 4D verilmiş. Bakın 3A artı 4C soruluyor. Buradaki orantıda A'yı 3 ile çarpıp B'yi de 3 ile çarparsanız sonrasında C'yi 4 ile çarptığınız D'yi de 4 ile çarparsanız yine bu orantı sabitimiz 1 bölü 2 değişmez. Burada biz 3A artı 4C'yi arıyoruz. Aşağıdaki 3B artı 4 de 48'dir. 3A artı 4C bölü 48 eşittir 1 bölü 2. Sadeleştirirsek içler dışlar çarpımından 3A artı 4C'nin değerini 24 buluruz. E şıkkı. A'nın B'ye oranı 2'nin 5'e oranıdır. Bu şekilde de ifade edilebilir. Burada A gördüğümüz yere 2K, B gördüğümüz yere 5K yazabiliriz. Yani şuradaki ifadede A'mız 2K, B'miz 5K dersek 4K artı 15K'dan sonuç 38'dir diyor. 19K eşittir 38. K değerimiz buradan 2'dir. Soruda bize A artı B toplamı sorulmuş. A'ya 2K, B'ye de 5K demiştik. Toplamı buradan 7K'dır. K değerimiz de 2 olduğu için 7 kere 2'den cevabımız buradan A şıkkıdır. A eksi B'nin A artı B'ye oranı 1 bölü 2 verilmiş. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 2 çarpı A eksi B 1 çarpı A artı B. Yani 2A eksi 2B eşittir A artı B. A'ları sol tarafa atalım. 2A eksi A Eksi 2B'yi diğer tarafa atıyorum. Artı 2B. Buradan A değerimiz B'nin 3 katı. Yani A gördüğümüz yere 3B yazıyorum. 3B artı 2B bölü. 2 çarpı 3B eksi B. Buradan yukarısı 5B yapıyor. Aşağısında 6B eksi B'den yine 5B yapar. 5'ler sadeleşir. En sade halimiz buradan 1'dir x, y, z tam sayılardır. 2x eşittir. 3y eşittir. 4z. Bu soruda 2, 3 ve 4'ün ekokunu yani ortak katı olan 12k'yı yazmak istiyorum. Buradan 2x eşittir. 12k sonrasında 3y eşittir. 12k ve 4z eşittir. 12k diyelim. 2 ile sadeleştirirsek x'imiz 6k'dır. Y'miz 4k'dır. Z'miz de 12 bölü 4'ten 3k. Yani bunları toplarsak 6, 4 ve 3K'nın toplamından biz 13K arıyoruz. Yani 13'ün katı olan bir değerimiz olması gerekiyor. Tam sayı dediği için pozitif ya da negatif değerleri alabiliriz. Burada alabileceğimiz en büyük negatif tam sayı dediği için pozitifleri alamıyorum. Yani eksi 1, eksi 2 gibi negatif bir değer almamız gerekir. Alabileceğimiz en büyük değer dediği için bu k'yı çok da küçük değil. Eksi 1 gibi bir değer veriyoruz ve toplamın alabileceği en büyük değeri eksi 13 buluruz. İçler dışlar yapalım. 3a eşittir a artı b. A'ları sadeleştirirsek 2a eşittir b'dir. B gördüğümüz yere 2a yazabiliriz. 2a eksi a eşittir 5'ten de a'mız 5'tir. Burada a 5 olduğuna göre b değerimizde a'nın 2 katı demiştik. 5 kere 2'den B'miz 10'dur. Yani A çarpı B 5 çarpı 10. Oradan cevabımız burada E şıkkı gelir. ABC pozitif tam sayılardır. Burada A'nın B'ye oranı 2 bölü 3, B'nin C'ye oranı 6 bölü 5'tir. Burada her ikisinde de ortak olan B'lere bakıyorum. Birisi 3, birisi 6 olduğunu söylemiş. 3 ve 6'nın ortak katını alıyorum 6'dır. Bunların ekoku 6'dır diyelim. O zaman bunu 6 yapmak için 2 ile genişletiyorum. Yukarıdaki 2'yi de 2 ile genişletiyorum. Burası 4 bölü 6 yani A'ya 4K dersek B'ye 6K diyebiliriz. Aşağıdaki kesirde burada 6K'ya 5K olacak şekilde K'larımızı verdik. Bunların şimdi hepsini topladığımız zaman 4K, 6K artı 5K. Yani toplamımız 15K'dır. K dediğimiz değer burada bakın pozitif olacaktır alabileceği en küçük değer dediği için k'ya 1 veriyorum. Toplamımız buradan 15 gelir. a bölü b, c bölü d, e bölü f hepsi 5'e eşittir. Burada bakın a'yı 2 ile çarpmış, b'yi de 2 ile çarpmışız. c'yi 3 ile, aşağıdaki d'yi de 3 ile, e'yi 4 ile, f'yi de 4 ile çarpmışız. Dolayısıyla bu oranımız değişmez. Bu bir kuraldır. Buradan cevabımız a şıkkıdır. a 3 ile, b 7 ile, 5 ile, C de 7 ile orantılıdır. Yani A gördüğünüz yere 3K diyebilirsiniz. B gördüğünüz yere 5K. C yerine de 7K yazabiliriz. Burada 3 çarpı A diyor. 3 çarpı 3K eksi B artı 7K eşittir. 33'tür. Buradan 9K eksi 5K artı 7K düzenlersek 11K eşittir. 33 gelir. Buradan da K'mız 3'tür. Soruda A artı B toplamı sorulmuş. Buradan A ve B'nin toplamı 8K'dır. K'mız da 3 olduğuna göre 8 çarpı 3'ten toplamımız 24'tür. Un, yağ ve şeker ağırlıkları bakımından sırasıyla 5, 2 ve 3 ile doğru orantılı olacak şekilde karıştırılıyor. Yani unumuz 5K ise yağımız 2K olacaktır. Şeker de buradan 3K olacak şekilde karıştırılmalıdır. Bunların hepsini karıştırdığımız zaman hamurumuz 800 gram oluyor. Yani toplamları 10K eşittir 800. Yani K'mız da buradan sıfırlar giderse 80 gram. Bize un miktarı ile şeker miktarı arasındaki farkı sormuş. Unumuz 5K, şekerimiz 3K'dır. 5K'dan 3K'yı çıkarırsak aradığımız cevap 2K'dır. K'da 80 olduğu için 2 çarpı 80'den aradaki farkımız 160 gramdır. Sayı doğrusu üzerinde 2 ile 5 arasını kırmızıya, 5 ile x arasını da farklı bir renge yeşile boyamıştır. Kırmızı ile boyalı kısmın uzunluğunun yeşil ile boyalı olan kısmın uzunluğuna oranı 1 bölü 3'tür. Burası 1k ise burası onun 3 katı. Bakın 1k'mız 5 eksi 2'den 3'tür. k3 ise 3 çarpı 3'ten bu yeşil olan uzunlukta 9 birimdir. E 5'e 9 eklersek de buradan x'imizi 14 buluruz. Cevabımız E şıkkı. A'nın x'e, B'nin y'ye ve C'nin z'ye oranları birbirine eşittir. Bunların hepsine k sabitini işleyelim. Burası k'dır. Diğeri de k. C bölü z'miz de k'dır. Yani k çarpı k çarpı k'mız 64. K'nın küpü 64 olduğuna göre k da buradan 4'tür. Çünkü 4 üzeri 3 64 yapar. A bölü x oranı kaçtır? A bölü x oranında biz ne demiştik? K demiştik. Demek ki cevabımız buradan 4 olacaktır. B şıkkıdır. A bölü B 2 bölü 3'tür. C bölü D 4 bölü 5'tir. Bu iki kesirde de ortak olan bir tane harfimiz yok. O zaman A gördüğümüz yere 2, B gördüğümüz yere 3 yazabiliriz. A'ya 2, B'ye 3 yazdım. Burası 5 bölü 2 geldi. Sonrasında devam ediyoruz. C gördüğüm yere 4, D'ye de 9 yazabiliriz. Bölü 5 bölü 4 artı 5'ten 5 bölü 9'dur. Şimdi burada bölme yapıyoruz. Birinci kesiri aynen yazdım. Diğerini ters çevirip çarptım. 5'ler gitti. Cevabımız 9 bölü 2. Yani D şıkkı.